Evet arkadaşlar, bugünkü misafirimiz BBS 100, bu motosikletimiz İzmir'den gelme. Böyle kurcalanmamış, oynanmamış, hakikaten böyle emsalsiz denilebilecek klasmanda bir motosiklet. 10.000 kilometrede, 10.300 kilometre orijinal kilometresi. Ben ufaktan sağını solunu sökmeye başladım. Bu motosiklette çalışıp gaz yememe sorunu var. Çalışmada çok güzel gaz yiyor, ondan sonra boğuluyor. Çok hafif dokununca yürüyor ki yürüyemiyor, devire geçerken kalıyor. Böyle bir şikayetimiz var. Ona bakacağız, nedenlerine bakacağız. Neden yapıyor, ne değildir, nedir, ne değildir. Bir de aküyü şarj etmiyor sanırsam. Ona bir bakılacak. Ayak marşıyla çalıştırıyoruz çünkü. Yani bir çekiş düşüktü. Bir de periyodik bakmış. İşte gaz teline bir müdahalede bulunmuşlar. Motosikletin sahibi öyle söyledi. Geçici olarak bir klemens sistemi yapmışlar. Gaz telinin değişilmesi istendi, bir şeyler. Onlara bakacağız. Duruma göre ne gerekiyor, ne gerekmiyor. Hepsini bir inceleyeceğiz hep birlikte. BBS 100'ün ilk etapta debriyajını açıyorum. Motoru indirmeden önce. Çünkü debriyajda bir kasıntı var. Motor viteste kalıyor yani. Tekeri boşa bırakmıyor. Öncelikle ona bir bakacağız. Ondan sonrasında duruma göre motoru indireceğiz. Evet. Arka varyatör dıştan baktım mı temiz duruyor. Yeni gibi duruyor. Kayış yan sanayi. Ve bitik durumda. Acaba numarası da orijinal mi? Onu da bilmiyor. Çok haddinden fazla gergin duruyor. Diğer su kutulara nazaran. Ama bunlar da böyle oluyor genelde. Gerçi hani biraz şey oluyor. Atak bir makine. Neyse. Bir debriyajı sökelim bakalım. Evet. Debriyaj bu halde. Görüyorsunuz. Bak. Balatın bir tarafın ayağı kırılmış. Evet. Varyatör sağlam. Varyatörü değişmiyoruz. Bakım yapıyoruz. İçinden kres çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Güzel bir temizleyeceğiz. Ondan sonra eski debriyajı takmayacağız. İki taraftan da kırık. Yenisini takacağız böyle. Toplayacağız. Bu eski kayışı. Bu da yenisi. Evet, BBS'yi dağıtmaya başladık. Muhafazaları söktük. Bu arada bir şey dikkatimiz çekti. Yağ pompası devrede değilmiş. Yani tel var üzerinde ama çekemiyordu tel. Onu da bir halledeceğiz. Gaz teli zaten sorunlu. Onu değiştirirken onu da halledeceğiz. Bu arada temizliklerini yaptık. Şimdi orijinal silindirden devam ediyorum. Orijinal silindir. Birkaç gündür buna parça arıyoruz. Türkiye genelinde bulduk. 0.50 pistona çevirdik. Ama çok farklı bir proje yapacağız. Yani normal bir BBS gibi değil. Biraz daha böyle gidecek yani. Biraz daha yürüyecek. İnşallah sahibi sağ salim kullanabilir. Biraz torklu atak bir makine olacak. Zaten BBS'yi bilen bilir. İki zamanlı yürüyen bir makine zaten. 100cc olmasına rağmen biliyorsunuz tek teker canavarı diye geçer bunlar. Bir de şöyle bir şey var bakın arkadaşlar. Normalde perno piminde ne olur bizim 4 zamanlı bu Honda'larda falan pim olur değil mi? Direkt pim geçer. Bunda devir yüksek olduğu için, ısı da yüksek olduğu için bakın mazur arılman var burada. Bunun içerisinde pim çalışıyor aynı zamanda. Krank da aynı böyle mazur arılmanlı. Yani krankta biraz boşluğumuz var ama yatay boşluk, arılman boşluğu normal. Dikey boşluk olmadığı sürece bir problem yapmaz. Yatay boşlukta biraz çok fazlaysa sıkıntı yapar. Bunlar da biliyorsunuz sübap falan durumu yok arkadaşlar. Şöyle silindir kapağı bu şekilde. Silindirin üzerine bunu direkt sıkıyorsunuz. Contasını koyup bitiyor. Şimdi bunun orijinali 52 milimdi. Biz bunu 52.5 yaptık. 52.5'a piston bulamadık. Yani orijinal kalite bir piston bulamadık. Sonra tekrardan mecburen 0.50 çevirdi. Tam 52.5 yaptık. 0.25 olmadı. 0.50 yaptık. Şu anda güzel olacak inşallah. Bir bitirelim. Ondan sonra bir marşına basalım bakayım. Evet arkadaşlar, BBS 100'ün motorunu üzerine attık. Müşterimiz bize şey söylemişti. Biz gaz teline tamirat yaptık. Ufaktan hani sıkıntı var, onda değişebilir miyiz demişti. Motoru teslim alırken. Gaz teline ve şöyle bir klemens yapmışlar ucuna. Biz de komple böyle gaz telini aldık. Bunlar da biliyorsunuz arkası çiftli gelir. Biri yağ pompasının, bir diğeri karbüratöründür.
Şimdi bunları montaj yapacağız komple. İçeriden geçirip montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, BBS'nin motor attık üzerine. Karbüratör temizliğimizi falan da yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi depoyu boşaltıp tekrardan sıfırdan temiz bir benzine kendimiz yağ karıştırıp döküyoruz içine. Çünkü yağ pomposu hemen çekmeyebilir, yağsız kalmasın makine. De rodaj muhabbeti. İyice karıştırdık bunu, çalkaladık. Bir litre kadar bir benzin koyduk. Biraz yağ oranını fazla koyduk herhalde ama yapacak bir şey yok. O da çalıştığında atacağı dumana göre hareket edeceğiz. Şimdi benzin hortumlarını, yağ hortumlarını falan bağlayacağız. Ondan sonra toplamaya devam ediyoruz böyle. Marşına basacağız. Evet, BBS'yi çalıştırdık. Şu an rodaj muhabbeti olduğu için bir süre ısınana kadar güzel bir sayması lazım. Karbüratörde bir kaçak tespit ettik, ona bakacağız. Artık yerinde patlak mı var, nedir ne değildir. Ama makinenin sayması çok güzel. Biraz fazla yağlı benzin koymuşuz. Biraz çalışsın bakalım ne yaptık. Evet arkadaşlar, BBS 100'den devam ediyoruz. Motorumuzun rektifiyesini yaptık, topladık. Alıştırmaların ayarlarını yaptık. Güzel bir çalıştırmasını yaptık. Şimdi parçaya çıkmam gerekiyordu. Bununla çıktım. Yaklaşık bir 10 kilometre falan yol yaptım. Baksana hani bir deneyeyim motorumuz ne durumda, gidişi çekişi nasıl diye. Eskiye nazaran bayağı büyük bir oranda farkımız var. Önceden hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Daha önce videosunu çektim mi hatırlamıyorum. Birçok yerini çektim yaparken ama. Kalkıyorsun mesela şöyle. Böyle yiyecek ya, o arada şöyle bir boğuluyor, tır 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 tekliyor, yürümüyor. Biraz hızlandırıp devir aldırdım mı zor bela böyle gidip gitmemek arasında kararsız bir şekilde gidiyordu. Tabii ilk mesela 3-4 saat dursun, bas marşa çalıştır, ilk turda verme, kafa kaldırıyorsun. Ama 500 metre gidemeden ısınıyor, ısındığında yürümüyordu. Söktüğümüzde sekmanlar, silindir gidik vaziyetteydi, piston gidik vaziyetteydi. Şimdi biz buna 0.50 piston koyduk. Standart pistondan 0.50'ye çevirdik. Yani haliyle rektifiye yapıp büyütmüş olduk. Bu sayede de 100 cc'den birkaç metreküp daha fazla olmuş oldu ve gidişi normale göre bayağı bir fark etti. Haliyle yakıt bir tık artacaktır ama ona göre de performansı olacaktır. Zaten iki zamanlı motosiklete binen arkadaşlarımız yakıt düşünen insanlar değiller. Şu anda böyleyiz. Yani gidiş bu şekilde. Bakın böyle gaza dokunuyorum. Bayağı böyle ben yürüyeceğim diyor. Arka debriyaj yeni, kayış yeni. Haliyle etkisi var. Biraz videonun konuşma kısmı uzun oldu sanırsam ama en azından şöyle bir durum oldu. Yani motorumuzu içimize silerek yaptık. Normalde bu motosiklet ortalama yapılan işlemin süresi parça aramayla falan beraber maksimum 2 gün sürecek bir iş. O da parça aramak uzun sürdüğünden dolayı. Bu motosiklet bizde bir haftadan fazladır bizde. Yaklaşık da inan bir haftadır bununla beraber. Belki bir haftadan fazladır bizde. Bir haftadır bununla uğraşıyorum. Neredeyse. Özellikle parça konusunda. Yani o kadar çok parça çeşidi yok. Malum eski makine ama derseniz ki şu an basmıyorum ses. Hem rodajda hem de ses çok gelmesin diye rampa tırmanıyorum.